Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun tanıtımı yapacağım. Biliyorum arkadaşlar, çok uzun zamandır video atamıyorum. Nedenini açıklayayım arkadaşlar. Artık biliyorsunuz okullar açıldı. Ben saat 1, yani 1'i 20 geçe okula girip saat 7'de çıktığım için video atamıyorum. Cumartesi günleri de zaten bir yere gitmek zorunda kalıyoruz. Anneanneme, babaanneme, Dikili'ye. Öyle diyeyim. Şimdi oyun tanıtıma geçelim video uzatmadan. Ve benim yıllardır istediğim oyun. Arkadaşlar, sonunda buna kavuştum. Bu benim can oyunum. En sevdiğim oyun bu arkadaşlar. Şeyden beri hep istiyordum ve sonunda kavuştum. Şimdi açalım şu içindeki. Şurada bir yer var da. Geldim. Yaptım da. Evet. Şimdi oyunumu açıyorum. Tıktım. 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 Aha. Ne alamıyorum. Ve aşağıdaki çöpümü atıyorum. Ve Allah. Aha, bu böyle açılıyor. Bakın, açtım. İnanılmaz bir şey. Ben sana bayıldım. Kardeşim, şaka mısın sen? Of. Bu ne? Ha, çarkı. Bu da çarkın şeyi herhalde. Bunlar kopacak. Pardon. Ay, çok güzel arkadaşlar. Oyun hazırlık. Onun altındaki şu zemini. Böyle. Şöyle. Ay. Arkadaşlar, şimdi deniyorum. Girdim. Bakalım. Ne gelecek? Sağ el yeşile geldi. Ya, muhteşem bir şey bu. Oyun hakkında hakem çarkı çevirir. Arkadaşlar, bayıldım. Ama oyunun şeyini açmamam lazım. Annem kızabilir. Bunun buraları değişmiş. Arkadaşlar, ben şu an şok oldum. Ve mesela arkadaşlar, şu çevirdiniz. Mesela sol el havada geldi. Sol elinizi havaya kaldırıyorsunuz. Eğer şu T, gördüğünüz gibi T gelirse rakip seçim sana kaldı ama sen söyleyeceğini biliyor musun? İşte seçim sende. Senin eğlenceli öneriler. Bakın, gördüğünüz gibi burada yazıyor. T geldiğinde hakem diyor ki sol ayak kırmızı, sonra bir ayağın üzerinde zıpla. Sonra sağ el kırmızı, sonra twister dairesini hafifçe elini vur. Sol ayak sarı, sonra kalçanı salla. Yani çok komik şeyler var. Sol ayak mavi, sonra doğum günü şarkısı söyle. Aa, ne güzel. Bayılıyorum. Kırmadan çıkartabilirsem yine yarından çıkıyor mu sizce arkadaşlar? Çıkar mı yine? Bence takılıyorsa çıkar. Oh, kırdım zannettim. Vallahi kırarsam annem ilkten de beni kırar. Arkadaşlar. Ve bu kadar. Şimdi kapatıyorum. Çok kısa oldu. O zaman oyunun kurallarını okuyalım. Ay, çıkma, gitme. Oyun hakkında
Hakem çarkı çevirir ve hangi el sağ el ayı el veya ayı oyun alanında hangi renkte twister dairesine koyacağını yüksek söyler. Örneğin sol el kırmızı. Tüm oyuncular sol ellerini boş bir kırmızı twister dairesine hızlı koyması gerekir. Eğer dizin ya da dirseğin oyunun alanına değerse ya da devrilirsen oyundan çıkarsan oyunda kalan son oyuncu oyunu kazanır. Oyuna hazırlık. Benim şu çarktan bahsediyorum. Şöyle göstereyim. Oyun parçaları plastik çevreden dikkatlice çıkarılır. Parçaların üzerinde kalan plastiği temizlemek için gerekirse tırnak turpusu veya zımpara kağıdı kullanabilirsin. Tüm oyun parçalarını çıkardıktan sonra çerçeveye at. Ay, okuyamadım. Çerçeveye at. Çarkı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kur. Nasıl oynanır? Oyun alanını düz bir yere ser. Yani oyun alanını biliyorsunuz arkadaşlar. Şu. Oynamamız bu. Düz bir yere ser. 3 oyuncu, 3 artı oyuncu, 1 oyuncu hakem olur ve sadece çarkı çevirip hareketleri söyler. İkinci oyunun çarkı sırayla çevirin. Yani sırayla çevirin. Çevirecek. Seçim sende. Yani şu T harfi dediğim gibi. T harfi. Çarkta bu işaret geldiğinde oyunculara istediğin bir hareket yapmalarını söyle. İlhamı ihtiyacım var. Eğlenceli öğrenmek için çarkın arkasına bak. Bunlar da şifre. Sanki böyle kopya gibi. Haydi havaya. Yani şu dediğim bulut. Haydi havaya. Çarkta hangi el ayak geldiyse onun twister dairesine koyma. Havaya kaldır. Zaten elin ya da ayağın havadaysa önce o elini ya da ayağını herhangi bir boş twister dairesinin üzerine koy. Sonra yeni hareket söylenen elini ya da ayağını havaya kaldır. Kurallar. Her twister dairesinde sadece bir el veya ayak durabilir. Twister dairesinin elini veya ayağını koymaya başaran ilk oyuncu orada durmaya hak kazanır. Anlaşmazlık durumunda son kararı hakem verir. Hakemin söylediği hareketi yaptıktan sonra kıpırdayamazsın. Sadece hakem gerek görürse başka bir oyuncu el veya ayağını geçirmesi için elini veya ayağını kıpırdatmadan izin verebilir. Hakemin söylediği renkteki 6 twister dairesine 6 mı? 6 twister dairesinin 6 twister dairesinde doluysa çark tekrar çevrilir. Eğer elin ayağın zaten hakemin söylediği pozisyondaysa elin ayağın aynı renkte başka bir twister dairesine hareket ettirmen gerekir. Hakemin söylediği renkteki 6 twister dairesi de doluysa çark tekrar çevrilir. Bitti. Okuduk, büyüdük, ettik. Ya arkadaşlar. Bence sizde yoksa bu oyun. Allah kazanmıyor. Sizde bu oyun yoksa size bu oyunu ters ediyorum. Valla bağımlılık yapar. Ben çok seviyorum. Ya bakın. Yani böyle ellerinizi ayaklarınızı koyuyorsunuz. Çok zor oluyor. Ve düşüyorsunuz, gülüyorsunuz, ve bakın burada. Haydi havaya. Elini ya da ayağını havaya kaldır. Seçim sende. Bir sonraki hareketini sen belirle. Çok havalı. Oyun alanı ve çark. Dur. Çok havalı oyun alanı ve çarkı. Ve çark. Ve böyle bakar mısınız arkadaşlar bu?
Bu oyun sizde bağımlılık yapar. Ben de bağımlılık yaptı. Çok seviyorum. İki yeni hareket ile. Bayıldım, bayıldım. Bayıldım. Bu videoyu yayınlamayı düşünüyorum. Şey yaptım, her zaman yayınlayacağım zaten. Bir de beğen butonuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz sağ alt taraftan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.